Arkadaşlar merhaba. Ben Profesör Doktor Hüseyin Günerhan. Termodinamik Kolaydır kanalına hoş geldiniz. Tekstil mühendisi bölümü için hazırladığım akışkanlar mekaniği derslerine devam edelim. 5. bölüm kapsamında basınç ve akışkan statiği çerçevesinde basınç kavramını ele alacağız. Evet, bir akışkan tarafından birim alana uygulanan normal kuvvete basınç diyoruz. Bildiğiniz gibi akışkan sıvı veya gazdan oluşuyor ve bir akışkan tarafından birim alana uygulanan normal kuvvete basınç diyoruz. Katılarda tabii ki bunun adı normal kuvvet. Basıncı biz büyük P ile gösteriyoruz. Basıncı Pascal, Pascal bildiğiniz gibi Newton bölü metrekareye eşit. Yani basınç kuvvet bölü alan ise, kuvvet Newton, alan metrekare ise basıncın birimi Newton bölü metrekare Pascal. 1 Pascal, 1 Newton bölü metrekare ise arkadaşlar Pascal çarpı metreküpün de Newton'a eşit olduğunu unutmayalım. Bunun yanında, yani Pascal birimi yanında bar ve atmosfer birimlerini de kullanıyoruz. 1 bar 10 üzeri 5 Pascal'a eşit, bu da 100 kilo Pascal'a eşit. 1 atmosfer 101.325 Pascal'a eşit, yani 1.01325 bara eşit veya bunu yine yaklaşık olarak 100 kilo Pascal olarak alabiliriz. Yani 1 bar 100 kilo Pascal, 1 atmosferi de 100 kilo Pascal olarak alabiliriz. Evet, bir örnekle devam edelim. 90 kilogram kütlesindeki bir kişinin ayak taban alanları toplamı 0.04 metrekare ise bu kişinin zemine uyguladığı basınç kaç kilo Pascal olur? Arkadaşlar, burada bir kişiyi, bir insanı katı madde olarak alırsak o zaman normal kuvvetten bahsedebiliriz. Ama insanın bildiğiniz gibi vücudu büyük oranda su ile kaplı. Yani bir insanı akışkan olarak alırsak onun yüzeye uyguladığı, zemine uyguladığı normal kuvvete basınç diyebiliriz. Evet, normal kuvveti biz sigma n ile gösteriyoruz. Bunun basınç karşılığını p ile göstereceğiz. P bildiğiniz gibi kuvvet bölü alan. Burada kuvvet ağırlık, o zaman ağırlık bölü alan olarak yazabiliriz. Ağırlığı da kütle çarpı yerçekimi ivmesi olarak gösteriyorduk. Bu kapsamda m 90 kilogram, g yerçekimi ivmesi 9.81 metre bölü saniye kare ve ayak taban alanı toplamı a 0.04 metre kare ise basıncı 22.072.5 Pascal veya 22 kilo Pascal olarak gösterebiliriz. Arkadaşlar Pascal'ın yanında kilo Pascal, mega Pascal, giga Pascal gibi örneklerle de Pascal'ı göstereceğiz. Yani basınç birimini göstereceğiz. Mutlak sıfır basınca göre ölçülen basınca mutlak basınç denir demişim. Yani gerçek basınç, mutlak basınç, basınç üçü de benzer kavramlar. Biz basıncı mutlak basınç olarak alıyorsak bu gerçek basınca eşit ve onu da P ile gösterebiliriz veya gerektiğinde P mutlak ile gösterebiliriz. Ama sadece P ile gösterdiğimiz basıncın mutlak basınç olduğunu veya gerçek basınç olduğunu göz önüne alalım. Bazen etkin basıncını da sadece P ile gösteriyoruz. Bunu dersimiz ilerledikçe ele alacağız. Evet, biz mühendislikte basıncı manometre ile ölçeriz. Herhangi bir akışkanın basıncını manometre ile ölçeriz. Tabii atmosfer basıncını da barometre ile ölçüyoruz. Arkadaşlar, barometreler ve manometrelerle ilgili ayrıntılı bilgi www.hüseyingüner.com adresinde bulunan ders notu içinde var. Burada sadece özet bilgiler veriyoruz. Evet, manometreler atmosferde sıfıra kalibre ediliyormuş. Bu çerçevede manometrenin gösterdiği basınca biz etkin basınç veya gösterge basıncı diyoruz ki manometre atmosfer basıncı dışındaki basıncı bize gösterecek. Onun için adı etkin veya gösterge basıncı. P, E veya PG ile gösterebiliriz ama sadece P ile de ileride göstereceğiz etkin basıncı. Sonuç olarak etkin basıncımız eşitliğini biliyorsak o basıncın etkin mi mutlak mı basınç olduğunu zaten ayırt edebileceğiz. Ama burada değinmek istediğimiz önemli nokta etkin basınç, mutlak basınç eksi atmosfer basıncına eşit. Gördüğünüz gibi buradaki P mutlak basınç olsun. Mutlak basınçtan atmosfer basıncını çıkardığımızda etkin basıncı, yani manometrenin gösterdiği basıncı elde ediyoruz. Arkadaşlar vakum basıncı da önemli. Vakum basıncı ise atmosfer basıncı altındaki basınç, yani P atmosfer eksi P mutlak. O zaman P vakumdan söz edebiliriz. Şimdi vakum basıncı ile ilişkili bir örnek yapalım.
Herhangi bir yerdeki genel atmosfer basıncı P atmosfer 99 kilopaskal ve vakum cihazının gösterdiği basınç 40 kilopaskal ise gerçek basınç nedir? Arkadaşlar, atmosfer basıncı yere göre değişir. Bulunduğumuz yere göre değişir. Deniz seviyesinde yaklaşık 100 kilopaskal olarak alabiliriz. Ama deniz seviyesinden uzaklaştıkça atmosfer basıncının değeri düşer. Ve bulunduğumuz noktaya göre atmosfer basıncını tabii ki barometreyle ölçerek değerlendirmemiz gerekiyor. Bu sorudaki yerel atmosfer basıncı ise 99 kilopaskal imiş. Arkadaşlar, gerçek basınç veya mutlak basıncı P ile gösterirsek bu P atmosfer eksi P vakuma eşit olacak. 99 kilopaskal atmosfer basıncımız varsa, 40 kilopaskal vakum basıncımız varsa, yani vakum cihazın gösterdiği basınç değeri 40 kilopaskal ise bunun farkı 59 kilopaskal. O zaman o yerdeki, o noktadaki gerçek basınç 59 kilopaskal veya 59 bin pascal. Dediğimiz gibi örneklerde kullanırız veya kullanmayız. Pascal birimini buna göre değerlendireceğiz. Gelelim basıncın derinlik ile değişimi. Arkadaşlar, yine ders notları içinde basıncın derinlikle değişimine ait ayrıntılı bilgiler var. Burada kısaca bir özet geçelim. Bir kap alalım. Bu kabın içini sıvı ile dolduralım arkadaşlar. Sıvının oluşturduğu serbest akışkan yüzeyi veya serbest sıvı yüzeyi bu şekilde olsun. Gördüğünüz gibi bir kap içini sıvı ile doldurduğumuzda kap üzerinde bir serbest akışkan yüzeyi veya serbest sıvı yüzeyi oluşuyor. Bu tanım çok önemli. İlerideki derslerde bu tanımdan yararlanarak çeşitli çıkarımlar yapacağız. Arkadaşlar, şurada bir ters üçgen ve şöyle bir işaret gördüğünüz an bu kabın içinde sıvı vardır demektir. Serbest akışkan yüzeyine P atmosfer basıncı etki etsin. Biz H1 kadar aşağı indiğimizde 1 ve 2 noktalar için P1 ve P2 basınçlarını göz önüne alalım. Gördüğünüz gibi 1 ve 2 noktalar aynı çizgi üzerinde, aynı düzlem üzerinde, yani yatayda. P1 ve P2 yatayda yer alıyor. H1'den itibaren H2 kadar aşağı inelim. Yani H1 artı H2 kadar aşağı indiğimizde tabana ulaşalım. Tabandaki basınç da P3 basıncı olsun, 3 noktası olsun. 1, 2 ve 3 noktası için bir değerlendirme yapalım. 1 ve 2 yatayda yer alıyor. 1, 2 yanında 3'ü karşılaştırırsak 3 düşeyde, daha aşağıda yer alan bir nokta. O zaman dediğim gibi arkadaşlar, ders notunda ayrıntısı var. Yatayda basınç değişmez diyebiliriz. H1 aynı ise, yani 1 ve 2 noktası için H1 yüksekliği aynı ise 1 ve 2 noktasındaki basınç değerleri de aynıdır. Yatayda basınç değişmez. Bunun ispatı ders notunda ayrıntılı olarak var. Ama düşey yönde aşağı doğru ilerledikçe arkadaşlar, düşeyde basınç kesinlikle değişir. H1 farklı, H1 artı H2'den ise, yani şurası H1 ama biz 3 noktasına geldiğimizde şurası H1 artı H2, H1 artı H2 değeri farklı, H1 ise farklı basınç değerleriyle karşılaşıyoruz. Düşeyde basınç değişir. P3 basıncı, 3 noktasının basıncı 1 ve 2'den farklıdır. 1 ve 2 birbirine eşit. Ama P3 basıncı 1 ve 2'den daha büyüktür. Aşağı doğru ilerledikçe düşeyde basınç değişir ve değeri büyür. Arkadaşlar, mühendislikte daha çok basınçları etkin basınç olarak göz önüne alacağız. Etkin basınç çerçevesinde 1 ve 2 noktaların basıncına baktığımızda aynı değerlidir dedik. Bunu mutlak basınç olarak alırsan mutlak basınç eşittir P1 artı P atmosfer olacak bildiğiniz gibi. P atmosfer dışında etkin basınç olarak yazarsak P1 eşittir P2 diyeceğiz. Bakın, iki noktadaki basınçlar eşit çünkü onlar H1 ile ilişkili, H1'in fonksiyonu. H1 ikisi için de aynı olduğundan dolayı P1 ve P2 için ρg H1 eşitliğini yazarız etkin basınç için. O zaman etkin basınç dediğimiz aklımıza ρg H gelecek. Pascal biriminde P1 ve P2'yi değerlendirirsek H1 derinlik metre cinsinden, G yer çekimi ivmesi metre bölü saniye kare cinsinden, Rho da yoğunluk, yani burada sıvının yoğunluğu kilogram bölü metre küp cinsinden ele alınacak. Evet arkadaşlar, P3 basıncını yazarsak yukarıda P1 ve P2'yi yazdık. P3'ü yazarsak Rho G, bu sefer H1 artı H2 olacak tabii ki. Ne dedik? Basınç derinlikle değişir. Yüksekliğin fonksiyonu. O zaman P3 büyük, tabii ki P1 ve P2'den olacak. P3'ü biz Rho G H1 artı H2 olarak yazabileceğimiz gibi özgür ağırlığı biliyorsunuz Rho çarpı G
y eşit gamma, gamma ile gösterdiğimiz özgür ağırlık rho çarpı g'ye eşit. O zaman p3'ü biz gamma çarpı h olarak da yazarız. Yani h1 artı h2'ye kısaca h diyelim. O zaman gamma çarpı h Pascal cinsinden p3'ü bize verecek. P3 gamma çarpı h ise bunu gamma çarpı h1 artı gamma çarpı h2 olarak da yazabiliriz aynı sıvı için. Bakın burada sadece aynı sıvı var. Su var örneğin. Burada P1 gamma çarpı H1'e eşit olacaktır diyebiliriz. O zaman P3'ü biz istersek P1 artı gamma çarpı H2 olarak da yazabiliriz. Şekilde H1 ve H2'yi görüyorsunuz. O zaman şu 1 ve 2 noktasının basıncı rho g H1 olarak belliyse H2 kadar aşağı indiğimizde basınç ne olacak? P3 basıncı eşittir P1 artı gamma çarpı H2 olacak. Evet, bu önemli noktalar. Yine buraya yazmışız ayrıntı için ders notuna bakınız diye. Dediğim gibi ayrıntılar ders notunda var ama işin özeti bu şekilde. Yatayda basınç değişmez, önemli bir kural. Düşey yönde ilerledikçe basınç artar ve değişir. Evet, bir noktadaki basınç açısından bakarsak, yani bir tekrar yaparsak, etkin basıncı biz kısaca P ile de gösterebiliriz. P etkin eşittir rho çarpı g çarpı h ve bu h'nin fonksiyonu. Tabii ki gamma ve g sabit ise dikey yönde ilerledikçe, aşağı doğru ilerledikçe basınç değeri artar dedik. H dikey uzunluk. G deniz seviyesindeki yer çekimi ivmesi açısından bakarsak 9.807 metrebölü saniye kareye eşit. Ama biz onu 9.81 olarak alacağız problemlerde aksi söylenmedikçe. Ama örneğin bakın 14.000 metrede G değeri, yer çekimi ivmesi değeri 9.764 metre bölü saniye kare oluyormuş. Yani yükseklik arttıkça G'yi de dikkate almamız gerekecek. G'nin değişimini de. Yoğunluk önemli arkadaşlar. Sıvı ve gazlarda sıcaklık ve veya basıncın fonksiyonu. Sıvılarda basıncın fonksiyonu genel olarak. Gazlarda sıcaklık ve basıncın fonksiyonu. Sıvılarda sıcaklığın fonksiyonu dedik. Gazlarda sıcaklık ve basıncın fonksiyonudur. Rho yoğunluğu. Arkadaşlar basıncın değişimini biz diferansiyel olarak ele alırsak ne dedik? Basınç z yönünde değişiyor. O zaman diferansiyel olarak onu dp bölü dz olarak yazabiliriz. Biz z yönünü yani artı z yönünü bu şekilde alırsak dp bölü dz'yi eksi rho g olarak yazmak zorundayız. Neden? Çünkü basınç eksi z yönünde artıyor. Onun için burada bir eksi işareti var. Rho çarpı g'ye kısaca gamma dersek dp bölü dz eşittir eksi gamma'ya olacak. Buradan dp'yi tek başına bırakırsak arkadaşlar dp eşittir eksi rho çarpı g çarpı dz tabii ki. Bunu diferansiyelden kurtarmak için integralini almamız gerekecek. A ve B noktalar arasında integre edersek tabii ki dp'nin integrali delta p veya pb eksi pa eşittir eksi A ile B arasında integral rho g dz olacak. Tabii ki bu integralde dz değişimi önemli. Rho v veya g sabitse integral dışına çıkartabiliriz. Genel olarak bu eşitliği yazdıktan sonra bir ideal gazlar için eşitliği tekrar ele alalım. Arkadaşlar ideal gaz örneğin hava olsun veya diğer ideal gazlar da olabilir. Gazları biz aksi söylenmedikçe ideal gaz olarak alacağız bu dersimizde. PV eşittir MLT bizim temel eşitliğimiz. Her tarafı M'ye bölersek arkadaşlar o zaman büyük V bölü M ne olur? Özgül hacim olur. Özgül hacim ile yoğunluğu karşılaştırırsak yoğunluk özgül hacmin tersi. Bütün bu bilgileri yukarıdaki eşitlik ve yerleştirirsek elde edeceğimiz son eşitlik P eşittir rho RT olacaktır. Yani PV eşittir MRT'yi rho cinsinden, yoğunluk cinsinden bu şekilde yazabiliriz. Rho'yu tek başına bıraktığımızda P bölü RT oluyor. Yani ideal gazlarda yoğunluk, basınç ve sıcaklığın fonksiyonu R gaz sabiti zaten adı üstünde sabit değer. O zaman rho fonksiyon sıcaklık ve basınç. Bu çerçevede dP bölü dz'yi değerlendirelim. Basıncın z'ye göre değişimi dp bölü dz eşittir eksi rho çarpı g idi. Arkadaşlar g sabit tamam ama rho değişkense p bölü rt olarak bu değişimi burada gösterebiliriz.
İntegrali ona göre alacağız. dp bölü dz eşittir. Eksi g p bölü rt. Arkadaşlar p'leri sol tarafta toplarsak dp bölü p burada yer alacak. İntegral sınırı 1'den 2'ye yani basıncın değişimi. Diğer tarafta r sabit. Hadi g de sabit olsun. Sıcaklık da sabit olsun. İşi fazla zorlaştırmayalım. Sıcaklık da t eşittir t0 değerinde sabit olsun. O zaman sadece z'ye bağlı değişimi göz önüne alacağız. İntegral sınırı o zaman z1'den z2 olacak. Her iki tarafın integralini aldığımızda ln p2 bölü p1. Bu ln arkadaşlar matematikte logaritma olarak da okunur. Logaritma p2 bölü p1 eşittir. Eksi g z2 eksi z1 bölü r t0 olacak. Tabii ki burada delta z yer aldı. P2 bölü P1'i tek başına bırakırsak, yani ln'den kurtarırsak karşı taraf E üzeri eksi G çarpı delta Z bölü R çarpı T0 olacak. R sabit, T0 sabit, G sabitse E'nin üzerindeki değişken sadece Z olacak. Delta Z olarak yer alacak. Evet, bu da önemli bir sonuç ideal gazlar için. P2 bölü P1'in değişimi bu şekilde modellenebilir. Evet, kabın içine sıvıyı yerleştirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işaretimizi de buraya koymuşuz. Kabın içinde sıvı var ve sıvı bir serbest akışkan yüzeyi oluşturmuş. Bu serbest akışkan yüzeyi H kadar yüksekliğe sahip sıvının yüksekliği ve artı Z yönünü bu sefer bu şekilde almışım arkadaşlar. Aşağı doğru indikçe yön artı olsun, artı Z yönünü bu şekilde alalım. Etkin basınç açısından değerlendirirsek serbest akışkan yüzeyinde etkin basınç sıfır. Sadece atmosfer basıncı var. Etkin basınç atmosfer basıncı dışındaki basınç da o zaman sıfır. Tam tabana ilerlediğimizde P etkin maksimum değerine ulaşıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi basınç Z'ye bağlı olarak doğrusal olarak değişiyor. Okların yönüne bakın basıncın değişimini göstersin. Ve tabana ulaştığımızda tabii ki maksimum değere ulaşacak doğrusal değişim. Arkadaşlar basınç yüzeye dik olarak etkir ve derinlikle artar, doğrusal olarak artar. Etkin basıncın yükseklikle değişimi doğrusal bir değişimdir. Basınç yüzeye dik olarak etkir demişiz yine tamam. Buradaki etkin basınç z'nin fonksiyonu ve rho g z olarak yazılabilir. Z 0 ile h arasında değişecek. Tabii ki 0'da minimum değerde h noktasında z eşittir. H noktasında maksimum değerde olacak. Evet, buraya da yazmışız. Rho ve G sabit ise bu çıkarımı yapabiliriz. Bir örnekle devam edelim. Piston silindir düzeyini ele alalım arkadaşlar. Piston gördüğünüz gibi şu şekilde yer almış. Silindirin içinde. Arkadaşlar içeride 40 kilogram gaz var ve şu anda sistem dengede. Yani gazın basıncıyla dışarıdaki basınç dengede. Dışarıda atmosfer basıncı var. Bunun yanında pistonun kütlesi verilmiş bakın. M eşittir 40 kilogram. O zaman pistonu oluşturduğu da bir basınç var. Bu çerçevede sistem dengede ve gaz basıncını tespit edeceğiz. Pistonun yüzey alanı 0.012 metrekare olarak verilmiş. Arkadaşlar dengedeki sistemlerde yani Z yönündeki kuvvetlerin toplamı 0 olacaktır diyebiliriz. Arkadaşlar Z yönündeki kuvvetlere bakalım, yönlerine göre bakalım. Gazın basıncı tabii ki pistonu dik olarak etkileyecek ve yukarı doğru etkileyecek. O zaman P gaz çarpı A demişiz. Yani bunu kuvvete çevirmişiz. Gazın basıncını bu şekilde gösterirsek ve A ile çarparsak Newton biriminde onun kuvvetini elde ederiz. Bu sol tarafta yer almış çünkü yönü yukarı, diğerlerinin yönü aşağı doğru. O zaman sağ tarafa yazmışız. Yani toplamları sıfır olacak. Atmosfer basıncı çarpı A, atmosferin oluşturduğu kuvvet. Bir de pistonun ağırlığı var. Onu da buraya yerleştirmişiz. Bunlar çok önemli. Dengede toplam kuvvetleri sıfır eşitlediğimizde, Z yönündeki kuvvetleri sıfır eşitlediğimizde yazabileceklerimiz bunlar. P gazı tek başına bırakırsak ve 20 Pascal'ı çevirirsek tabii ki her tarafı A'ya bölmemiz gerekir. O zaman P gaz eşittir P atmosfer artı ağırlık bölü A. Tamam. Ağırlığı da M çarpı G olarak yazarsak tekrar P gaz eşittir P atmosfer artı M çarpı G bölü A olarak son şeklini verebiliriz bu eşitlik için. Sayısal değerleri yerine koyalım.
Birimlere de dikkat arkadaşlar. P atmosfer 95 kilopascal olarak verilmiş. Hepsini pascal olarak yazalım. 95.000 pascal artı 40 kilogram çarpı 9.81 metre bölü saniye kare bölü 0.012 metre kare. Bütün birimler pascal. Sonuç 127.700 pascal. Bunu biz kiloya çevirelim. 127.7 kilo pascal. Evet, problemi bu şekilde modellemiş olduk. Sistemi güzelce ele aldık arkadaşlar. Dengede dedik. Denge durumunda gaz basıncını nasıl tespit edebiliriz diye düşündük. Sistem dengede ise Z yönündeki kuvvetlerin toplamını sıfıra eşitledik. Newton birimine, pascal birimine dikkat ederek P gaz için sonuca ulaştık. Başka bir örnekle devam edelim. Şekil ile verilen ağırlığı önemsiz AB kapağı. Evet, bir AB kapağı var. Üzerinde tabii ki bir ağırlık var. Bu AB kapağının ağırlığını dikkate almayacağız. AB kapağı D çapındaki bir dairesel açıklığı kapatmaktadır. Evet. Kapak gösterildiği gibi 200 kilogram değerinde bir kütle tarafından kapalı tutulmaktadır. Evet, kapağın üzerinde 200 kilogram var ve bu kapağın açılmasını bir noktaya kadar engelliyor. Su akışkanı için kapağın açılacağı H yüksekliğini bulunuz diyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yukarıdan sürekli su ekleniyormuş. Bu H değeri giderek artıyor. Hangi H değerinde kapak açılır? Biz o noktayı bulacağız. Tam kapağın açılmaya başlayacağı noktayı bulalım H için. Su 1 atmosfer basınçta ve 20 derece sıcaklığındadır. Yer çekimi ivmesi 9.81 metre bölü saniye kare olarak alınabilir demişiz. Tamam. Arkadaşlar yatayda basınç değişmez dedik. Problemi öyle yaklaşacağız. Bakın. Bir referans çizgisi çizdik. Bu referans çizgisi üzerinde yatayda basınç değişmez. Ve 1 ve 2 noktalar için problemi değerlendirirsek sonuca ulaşabiliriz. 1 noktasındaki basınç 2 noktasındaki basınca kesinlikle eşit. O zaman 1 noktasının verilerini alarak 2 noktasını değerlendireceğiz. Arkadaşlar şu çerçevede değerlendirelim. P1 eşittir P2 etkin basınç olarak yazmışım. P1 eşittir P2 olarak. Yani 1 ve 2 noktalarındaki basınçlar eşit. Şekle tekrar bakalım. Arkadaşlar ders notu açısından dedik yatayda basınç değişmez. Bu ayrıntılar ders notunda var. Bu çerçevede soruyu değerlendiriyoruz. Referans çizgisi çizerek ve 1 ve 2 noktalarındaki basınç birbirine eşit dedik. Tamam. 1 noktasındaki basıncı su yoğunluğu çarpı yer çekimi ivmesi çarpı yükseklik olarak yazabiliriz. Rho, G, H. Bunu çalıştık 1 noktası için. Neden? Çünkü 1 noktasının üstünde belli bir H yüksekliğinde su var. 1 noktasındaki etkin basıncı o zaman Rho, G, H olarak yazabiliriz. Bu eşit 2 noktasındaki basınca pascal cinsinden. Neden? Çünkü aynı çizgi üzerinde, aynı yatay çizgi üzerinde. 2 noktasındaki basıncı halletmiş olduk. Gördüğünüz gibi yukarıdaki P1 basıncına eşit. Bunu kuvvete çevirirsek, Newton birbirine çevirirsek kapağın yüzey alanıyla çarpacağız. Tamam, F2 kuvvetini buradan bulacağız. F2 kuvveti suyun özgür ağırlığı çarpı H çarpı A kapağı eşit olacak. Arkadaşlar suyun özgür ağırlığı demek yani su yoğunluğu çarpı yer çekimi ivmesi demek. Onu kısaca özgür ağırlık olarak da yazabiliyorduk. F2 kuvvetini bu şekilde yazdık. Artık buradan H'yi çekebileceğiz. Arkadaşlar bakın burada sayısal değeri yazmışım. Suyun özgür ağırlığı, yani suyu burada 20 derece olarak vermiş. Tablodan Rho'yu bulacaksın, G ile çarpacaksın. O 9790.38 Newton bölü metre küp çıkar. Tamam, bu değer suyun özgür ağırlığı. H değeri burada, o bilinmiyor. Ama şu bölgenin yüzey alanı biliniyor. Çünkü çap verilmiş. Yani D 0.8 olsun demişim buraya. 0.8 metre ise bunun karesi çarpı pi çarpı bölü 4 metrekare cinsinden yüzey alanını bize verir. Tamam. F değerini H cinsinden elde ettik. Arkadaşlar H bilinmeyeni nasıl saptayacağız? Yine burada kuvvetlerin dengesini ele alacağız. F kuvveti, F2 kuvveti bu yüzeye dik olarak etkileyecek ama üzerinde aşağı doğru etkileyen 200 kilogramın oluşturduğu kuvvet var. O zaman F eşittir V yazabiliriz. Bakın Z yönündeki kuvvetlerin toplamını yine sıfıra eşit aldık. V M çarpı G'ye eşit. M 200 kilogram. G 9.81 metre bölü saniye kare.
O zaman 1962 Newton. Tamam. Bu sayısal değer belli. Yukarıdaki F eşitliği belli. Burada H'yi çekersek 0,4 metre çıkıyor. Yani 0,4 metre sınır değer. Bunun üzerindeki her değerde kapak açılmaya başlayacak. 0,4 bizim sınır değerimiz. Arkadaşlar ben burada çeşitli D değerleri için H'yi hesaplamışım. Mesela 0,2 metreden başladığımızda 6,38 gördüğünüz gibi H değeri. Çap küçük ise, çap büyüdüğü zaman yani 1 metreye ulaştığı zaman 0,26'ya çıkıyor H. Çap büyüdüğü an H değeri azalıyor. Yani bu da matematik olarak bir mühendislik açısından D'nin değişimine karşılık H'nin değişimine bakmak istemişim. Gelelim başka önemli bir soruya. Şekil ile verilen eğik manometre için A ile gösterilen haznedeki basınç 4,2 kilopascal değerindedir. A ve B borularında 300 Kelvin sıcaklığında su ve bağlı yoğunluğu 2,7 olan sıvı vardır. A ve B borularında tamam. Diğer bilgiler şekil üzerinde verilmiştir. B haznesindeki basıncı kilopascal olarak hesaplayınız. Tamam. Arkadaşlar önce bu manometreye bir bakalım. Manometrede A haznesinden başlayalım. A haznesinde belli bir basınç var. A basıncı ve su var. Ve su gördüğünüz gibi şu çizgiye kadar ilerliyor. Şurası suyun sınırı. H1 kadar yüksekliği var. Tamam. Buradan itibaren bağlı yoğunluğu 0,7 olan başka bir sıvı başlıyor. Adını bilmiyoruz. Bağlı yoğunluğu verilmiş. Şurada bitiyor. Arkadaşlar şu arası bağlı yoğunluğu 0,7 olan bir akışkan. Aradaki açı değeri verilmiş eğik manometre için ve şuradaki uzaklık değeri verilmiş. Tamam. Bu noktadan itibaren ilerlediğimizde yine su var. Tamam. Bakın 7,6 santim yüksekliğinde H2 değerinde ve P1 basıncı var. Önce bu şekilde suya ve B bağlı yoğunluğu 2,7 olan akışkana baktık. Arkadaşlar yatayda basınç değişmez dedik. Bir referans çizgisi çizmek zorundayız. Bakıyoruz H1 değeri şurada yer almış ve bunun altında herhangi bir bilgi yok. O zaman bizim referans çizgimiz şu şekilde olabilir. Referans çizgisine göre dikey uzaklıkları alacağız. Sorunun önemi burada. Yatay manometre olsa dahi bize her zaman dikey uzaklıklar lazım. H1, H2 ve H3 olarak bu soruyu değerlendireceğiz arkadaşlar. Şimdi bilinmeyen PB basıncını hesaplayalım. Adım adım ilerleyelim. Bu soru elinizde var arkadaşlar yazılı olarak. Oradan takip edebilirsiniz. Evet, 300 Kelvin sıcaklığındaki suyun yoğunluğunu ilgili tablodan bulup yan tarafa yazın demiş. Tabii ki sıcaklığa göre yoğunluk değişiyor. Su için 996,6 kilogram bölü metreküp değerini bulup buraya yazabiliriz. Adım 2, bir referans çizgisi seçerek A haznesinden B haznesine doğru olan basınç değişimini belirleyiniz diyor. Onu ben aşağıda belirledim. Arkadaşlar referans çizgisini çizdik. Önce şuraya bakalım. Bakın şuradaki basınçla buradaki basınç aynı değerde. O zaman biz önce şurayı ele alıp bu tarafa eşitleyebiliriz referans çizgisine göre. O zaman bir noktası şurası olsun. Bir noktası için yazalım. Rho'su G çarpı H1 olarak yazmışız bakın. Bu belli bir H1 yüksekliğine sahip suyun oluşturduğu etkin basınç. Ayrıca haznenin etkin basıncı var. PA olarak onu yazmışız. Bu ikisinden başka o referans noktası için basınç değerleri yok. O zaman buraya bunu yazdık. Gelelim ikinci noktaya. Şu nokta PB haznesinin bulunduğu kısım. O zaman bakın burada önce bağlı yoğunluğu 0,7 olan başka bir akışkan var. Bunu göz önüne alacağız. Bunun yüksekliğini göz önüne alacağız. H3 olarak. Basınç dikey olarak değişir. Ve şurada da su var. H2 yüksekliğinde. Bu suyu alacağız. Bir de PB basıncını göz önüne alacağız. Evet, PB'yi göz önüne almışız. Rho su G H2. Bakın H2'ye göre değişen, dikey uzaklığa göre değişen suyun oluşturduğu etkin basıncı almışız. Bir de bağlı yoğunluğu 0,7 alacağız. Bağlı yoğunluğun tanımı neydi? Gerçek yoğunluk bölü suyun referans yoğunluğu. O zaman oradan gerçek yoğunluğu çekersek o bağlı yoğunluk çarpı rho su olacak. Buradaki rho suyun üstüne bir çizgi koymuşuz. Çünkü bu 1000 kilogram bölü metreküp referans yoğunluk.
Bağlı yoğunluk değeriyle bu rho suyu çarpacağız. Yani 1000 ile çarpacağız. G çarpı H3 demişiz. H3 de yine dikey uzunluk arkadaşlar. Yatayda basınç değişmez demişim eşitliğin. Bu tarafıyla bu tarafı birbirine eşit olacak. Referans çizgisine göre eşitlik yazılır demişim. Yine bağlı yoğunluğun yanındaki rho'su 1000 kilogram bölü metreküp olarak alınacak demişim. Güzel. Son kez bakalım. H3'ü alacağız. H2'yi alacağız. H1'i alacağız. Dikey uzunlukları alacağız. 30 derece belli. 20,3 santim belli ise H3'ü saptayabiliriz zaten. Bunlara dikkat. Arkadaşlar buraya sayısal değerleri koyup gerekli düzenlemeleri yaptığımızda PB-PA'yı kısaca bağlı yoğunluk rho'su G çarpı H3 olarak elde ediyoruz. Başındaki eksiğe de dikkat. Neden? Arkadaşlar H1 ile H2 aynı sayısal değerde verildiği için şunlar birbirini götürüyor. Dikkat ederseniz H1 ile H2 aynı sayısal değerde. O zaman onlar birbirini götürüyorsa elimizde sadece şu eşitlik kalıyor. Tamam. Bağlı yoğunluğun sayısal değeri belli. Rho üzeri çizgi su zaten 1000 kilogram bölü metreküp alınacak. G belli. H3 belli. O zaman PB-PA'yı eksi 2688.4305 Pascal olarak buluyoruz. PA basıncı da soruda verilmiş. 4200 Pascal. İkisi de Pascal. O zaman B'yi tek başına bırakırsak 1511.5695 Pascal olarak PB'yi belirliyoruz. Soruyu tamamladık. Yani PB 1,5 kilopascal olarak belirleniyor arkadaşlar. Bu soru da önemli. Ders notu içinde bu soru var. Çözümünü buradan güzelce takip ederek soruyu değerlendirin arkadaşlar. Yatay ve dikey noktalara dikkat ederek. Yorumu da okuyalım. Basınç derinlikle değiştiği için manometre eğimli bile olsa hesaplamalarda dikey uzunlukların alındığına dikkat ediniz. Yatay eksende basıncın değişmediğini dikkate alıp bir referans çizgisi ve referans noktaları seçerek problemleri çözünüz. Aksi belirtilmedikçe yer çekimi ivmesini 9.81 metre bölü saniye kare olarak alınız demişim. Böylece önemli bir soruyu da ele almış olduk. Arkadaşlar dersi bitirmeden önce bir noktayı tekrar göz önüne alalım. Çünkü ileride bunların üzerinde ayrıntılı olarak durmayacağız. Şimdi güzelce öğrenelim. Örneğin bir kap aldık. Kabın şekli gördüğünüz gibi değişken. İçinde su var ama aşağıda civa var. Ona göre değerlendirelim arkadaşlar. Önce şöyle bakalım. Bir kere akışkanla içi dolu. Civanın yoğunluğu daha yüksek olduğu için suya göre tabii ki aşağıda yer almış. Gördüğünüz gibi civa burada serbest bir yüzey oluşturmuş. Serbest akışkan yüzeyi oluşturmuş. Birbirine karışmıyor. Su ise burada bir serbest akışkan yüzeyi oluşturmuş ve yanında gerekli işaret de var. Önce şuraya bakalım. Şu duvara etki eden su basıncını biz şu şekilde gösterebiliriz. Etkin basınç açısından burası 0, burası maksimum demiştik. Tamam. Belli bir H yüksekliği için bunu yazdık. Arkadaşlar A noktasıyla başlayalım. A noktasını etki eden suyun basıncı gördüğünüz gibi buraya dik olarak etki ediyor. Bakın A noktası için. B noktasına bakalım, bu yüzeye dik olarak etki ediyor. C noktasına bakalım, bu yüzeye dik olarak etki ediyor. D için, E için, F için ve G için aynı şeyler geçerli. Yüzeye dik olarak etki eder. Ama sayısal değeri nedir? Bakın, A, B, C, D, E, F, G. Aynı H yüksekliğine sahip. O zaman aynı etkin basınç değerine sahip. Bir daha tekrar edelim. A, B, C, D, E, F ve G. Yüzeye dik olarak etki ediyor basınç cinsinden ama sayısal değerleri etkin basınç olarak veya mutlak basınç olarak da aynı sonuçta. Aynı sayısal değerde çünkü H'nin fonksiyonudur bunlar ve H değişmediği için aynı sayısal değerde. Gelelim H ve I noktalarına. Arkadaşlar ikisi de yatay çizgide ama etkin basınç değerleri veya mutlak basınç değerleri farklı. Çünkü H noktasının üzerinde hem civa hem su var. I noktasının üzerinde sadece su var. Arkadaşlar I noktası için ne diyebiliriz? HG çarpı sahip olduğu yükseklik. Su için. Tabii ki rho su. Bir daha söyleyelim I'yı. Rho su G çarpı sahip olduğu derinlik. I için söyleyebileceğimiz basınç değeri. Etkin basınç değeri. Rho su çarpı G çarpı sahip olduğu yükseklik. Ama aynı yatay çizgide bulunan H için ne diyebiliriz?
etkin basınç cinsinden söyleyelim. Rho su G çarpı H artı Rho civa G çarpı şuradaki yükseklik. Bir daha söyleyelim. Şu noktaya kadar civanın serbest akışkan yüzeyine kadar Rho su G çarpı H, burada H verilmiş, artı şurayı göz önüne alırsak şu nokta için artı Rho civa G çarpı şu yükseklik. Evet, iki farklı akışkan varsa o iki farklı akışkanın toplamları kadar etkin basınç H'ye etki edecek. Evet. Arkadaşlar 5. bölümü bitirdik. 6. bölümde görüşmek üzere.